Hazreti Ayşe annemizin kolyesini düşürüp kaybettiği, sonra geceleyin onu aramak için burada yola çıkıp kolyesini bulup geldiğinde de İslam'ın kervanı, Resulullah'ın ordusunun yola çıkıp Mükeymin Vadisi'ne kadar gidişi, Ayşe annemizin hani burada iftiraya uğradığı yerin mekanı işte burası. Hazreti Peygamber Beni Mustalik gazvesinden dönerken ordusuna, arkadaşlarına, ashabına istirahat veriyordu. Burası Resulullah'ın istirahat bölgesi. Salsal Dağı'nın etekleri. Dikkat ederseniz Resulullah'ın, Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar zeki, tedbirli bir insan oluşunu da görüyoruz lider olarak. Çünkü arkadaşlarıyla birlikte hiç değilse bir cephelerini bir dağa yaslıyorlar Allah Resulü. Ve burada daha kolay, kontrollü bir, tedbirli bir istirahat yapmış oluyorlardı. Her tarafı açık olan bir bölgede daha çok nöbetçiye ihtiyacınız var. Daha çok insana ihtiyacınız oluyor. Allah Resulü burada istirahat ederken peygamberin hanımları yolculuklarda kurayla yola çıkarlardı. Yani kime kura çıkarsa o Resulullah'la yolculuğa katılırdı. Beni Mustalik gazvesinde kura Ayşe annemize çıkmıştı. Yolculuk Ayşe annemizle yapılmıştı. Resulullah'ın ailesi olarak sonra geri dönüş yolunda burada istirahat verdiler. Kıymetli kardeşlerim, burada istirahatteyken Müslümanlar, Allah Resulü sabahleyin erkenden sabah namazıyla birlikte yola çıkacaklar. Peygamberimizin hanımı Ayşe annemiz ufacık, tefecik, hani böyle hafif kilolu, çok ağır bir insan değil Ayşe anamız. Develerin de üstüne konulan kafes gibi ağaçlardan yapılma hevdeç var. Zaten o bayağı bir ağır, kendi ağırlığı var. Ayşe annemiz diyor ki, ben de ihtiyaç gidermek için bu bölgede, işte diyelim ki erkekler şu tarafa gidecek, kadınlar şu tarafa gidecek diyelim, misalen söylüyorum. İşte ben de diyor kadınların ihtiyaç gidermesi için ayrılan bölgeye doğru gittim. Geri geldiğimde baktım ki kolyem yok. Annem Ümmü Ruman'ın bana evlenirken Resulullah'la düğünümüzde hediye ettiği Yemen işi bir kolye vardı. O kolyeyi göremeyince annemin de hatırasıdır diye kolyemi geri bulurum umuduyla geldiği yolu geri dönüyor gece karanlığında. Ararken işte şura mıydı, bura mıydı, kolyeyi bulabilir miyim diye bayağı bir zaman geçti diyor. Ve ben diyor kolyemi buldum sonunda diyor. O kancası kopmuş kolyeyi buldum ve koşa koşa geri buraya geldim. Geldiğimde İslam ordusu gitmişti diyor. Peygamber Efendimiz hareket emri vermiş. Onlar da Resulullah'ın hanımı Hevdeç'in içine girdi zannediyorlar görevliler. Resulullah'ın ve diğer herkesin kendi hanımı, işte yolda beraber gelen bayanlar varsa onları kafeslerine, erkekler daha güçlü olduğu için onlar kadınlara nezaketen yerleştiriyorlar devenin sırtına. Resulullah'ın, Ayşe anamızın Hevdeç'ini de, kafes diyelim hadi ona, onu da koyduklarında içinde Ayşe var zannediyorlar. Sonra devam ediyorlar. Geldim diyor, burada kimse yok. Hazreti Ayşe anam şu dağın eteklerinde bir yerde yapayalnız kalıyor mu? Korktum diyor. Sonra uyku bastırdı beni. Çünkü ben biliyorum Resulullah bunu fark ettiğinde geri beni aynı yerde arar. Hani biz de çoluğumuza çocuğumuza hani böyle bir yabancı yere gittiğimizde pazara filan ne diyoruz? Bak oğlum, kaybolduğunda şurada buluşalım, tamam mı? Ben seni bıraktığım yere geri dön, ben seni orada bulurum diyoruz ya. Tabii Hazreti Ayşe annemiz de peygamberimiz beni aynı yerde arar diye burada bekledim diyor. Resulullah'ın insanların unuttuğu eşyalar olabilir. Hani düşürdüğü eşyalar olabilir. Veya hastalanan, geride kalanlar olabilir. Veya düşman arkamızdan geliyor olabilir. Gözetleme kastıyla da olabilir. Askeri ya da ihtiyaç vesilesiyle arkayı kolaçan eden bir eleman bırakırmış. Bu genellikle Saffan bin Muattal radıyallahu anh.
araziyi çok iyi bildiği için Medineli, onu bırakırmış. Saffan bin Muattal, Resulullah'ın verdiği görevle ordunun karargah kurduğu yerden itibaren ordunun arkasını toplamak için, düşen eşyalar şu bu varsa onları bulmak için buraya geldiğinde bir bakıyor ki bir bayan yatıyor. Bir kadın çarşafına bürünmüş, siyah örtüsüne bürünmüş, cilbap diyelim ona, bürünmüş yatıyor. Başına geliyor ki Hazreti Ayşe annemiz orada yatıyor. Yüzünden tanıyor. Nereden tanıyor? Örtü ayeti inmeden önce de Saffan Ayşe annemizi görmüş, tanıyor. Ve onun yanında inna lillah ve inna ileyhi raciun diyor Hazreti Saffan bin Muattal. Ayşe anam hemen o sese uyanıyor, toparlanıyor, bakıyor ki Saffan bin Muattal, o da onu tanıyor. Hazreti Saffan diyor, vallahi benimle hiç konuşmadı diyor Ayşe annemiz. Ve Saffan bin Muattal, kardeşlerim, deveyi çöktürüyor, kendi devesini. Ayşe anamıza işaret ediyor, bin diye. Ayşe annemiz de onun devesine biniyor. Buradan hiç konuşmadan sabaha kadar yol yürüdük. Gece yarısı olmuştu zaten diyor, sabaha doğru çıkmışlar gece yarısından. Artık gün ışımıştı iyice diyor yetiştiğimizde. Aradan 3-4 saat geçmiş demek ki. İyice gün ışımışken yetişince yanından geçtik Abdullah İbni Übey'in, münafıkların başı. İşte orada Mükeymin Vadisi'nde Peygamber Efendimizin ordusuna yetişince onu görüyorlar. Münafıkların başı Abdullah İbni Übey bunu diline doluyor Medine'ye gelince. Annemize ve Saffan'a iftirada bulunuyorlar. Bu sadece Hazreti Ayşe'ye atılan bir iftira değildir. İftira iki yönlüdür. Eğer zina ise hem erkeğe iftiradır hem kadına iftiradır. Ayşe annemiz, ben diyor 20 gün diyor arkamdan konuşulmuş bu olay. Hiç duymadım bile diyor. İşte bu olayın yaşandığı yer burası, Salsal Dağı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.